Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Yine bir din ilmi dersinde 11. sofra. Geçen hafta 10. sofrayı anlatmıştık. İnşallah Ramazan'a kadar sofraları bitirmeye çalışacağım. Bugün de güzel bir konu işlemiş gene Niyazi Mısır Hazretleri. 1067 senesi Rebiülahir sonlarında bir gün kulların çokluğunu fakat abidlerin azlığını, zahitlerin nadir olduğunu, ariflerin de yani ariflerden Allah'a yakınlaştırılmış olanların da azdan daha az olduğunu, çoğunlukla fasıkların, yani fasıklar işte şikayet edenler, dedikoducular falan, asilerin, kafirlerin teşkil ettiğini ve bana göre bunların Allah'ın rahmetinden uzak olduğunu düşünüyor ve kendi kendime diyordum ki acaba bu çoğunluğun hali ne olacak? Biz iyi biliyoruz ki Yüce Allah Errahmurrahim'indir. Araf suresi 43. Yani bunun sırrını Allah tarafından açılması için kalbimin burçlarında dolaşıyordum. Birden bana iki kanatlı büyük bir kapı açıldı. Kanatların birinde şöyle yazıyordu: bu dünyanın sırrıdır ve ötekine de bu ahiretin sırrıdır yazılıydı. Kapının hemen ardında güzel yüzlü, mütenasip endamlı, yüzünün nurundan güneşin utandığı bir genç gördüm. Bana dedi ki, sana dünya ve ahiretin sırrı açıldı. Üzerindeki beşeri elbiseyi ve izafi varlığı yani vücudunu at, kapıdan içeri gir. Tuhaf bir şey göreceksin ve sana ledün ilimleri açılacak. Yüce Allah'a yakın ve uzak olanı bilecek, dertlerden kurtulacaksın. Çıkardım ve kapıdan içeri girdim. Bana nurani bir elbise giydirdiler ve bir de baktım ki ilmim ve anlayışım, kulağım, gözüm, bütün iç ve dış duyularım başka bir ilme, başka bir anlayışa, başka bir kulağa, göze ve yeteneklere değişti. Günüm, arzın başka bir arza, göklerin başka göklere değişip herkesin tek bir kahredici yani sevgi dolu Allah'ın huzurunda duracağı gün oldu. Ve onun veçhinden başka her şey helak olacaktır. Ayetinin manasını anladım. Bildim ki Rabbimin bana giydirdiği elbise hakkani varlıktır. Sonra o halimle yaratılmışlara baktım. Gördüm ki benim zannımdan abid, zahit, veliyullah olanların çoğu Allah'tan ve onun rahmetinden çok uzaktalar. Onunla Allah arasında gösterişten, işittirmeden, kendini beğendirmeden, nefsini temize çıkarmadan, böbürlenmeden, kendi nefsi hakkında da yahut insanlar hakkında Allah'a kötü zan taşımaktan ya da zahiren kendinden aşağı olanlara hakaret gözüyle bakmaktan meydana gelen bir perde vardır. Halbuki kendisi iyi yaptığını sanıyorlar ve zannımda fasık, asi, riyakar, sapkın, bid'atçı, mülhit, zındık olanların çoğunun da Allah'a yakın olduğunu, Allah'ın dostu olduğunu, onun sevgilisi olarak gördüm. Bunlar kalplerinde bulunan üzüntü, zillet ve hulus, Allah'ı bilme, kendi nefsi ve diğer kullar hakkında Allah'a daha iyi zan besleme, herkesten tevazu gösterme gibi sebeplerden bir sebeple Allah'a yakınlaşmışlardı. Ve gördüm ki uzaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi kibir ve şöhrettir, tanınmak. Allah'a yaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi de tevazu ve mahviyettir. Aslında yakınlık ve uzaklık varlığı olmayan mevhum bir şeydir. Sonra bana benim velilerim benim kubbelerimin altındadır. Onları benden başka kimse bilmez. Kutsi hadisinin sırrı açıldı ve Allahu Teala'nın örtüyle ayıp kubbelerin altında gizli velilerini kimse bilmez. Bunları izafi varlığı atanlar bilirler. Peygamber aleyhisselam buyurmuştur: varlığın öyle bir günahtır ki
onunla hiçbir günah mukayese edilmez. Biz bütün neredeyse iki sayfayı okudum. Günah mı arıyorsunuz? Ben varım dediğiniz zaman zaten şirktesiniz. Yani ikiliktesiniz. Bir sen varsın, bir de Allah. Diyor ki hadisi kutsi'de varlığın öyle bir günahtır ki onunla hiçbir günah mukayese edilmez. En büyük günah ne? Ben varım demek. Yani ben hani bir sen varsan Allah nerede? Yani bütün la mevcude illa Allah dediğinde mevcut olan o değil midir? Evet. İki kanat açılır. Kanatlardan biri dünyanın sırrıdır ve diğeri de ahiretin sırrıdır. Pazartesi derslerimizde anlatıyoruz arkadaşlar. Dünyanın sırrı neydi? Diyaframın altı. Ahiretin sırrı neydi? Diyaframın üstü. Boğaza kadar olan kısım ahiretin sırrıdır. Herkese açılmaz. Hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir yerde kayıtlı değildir. Her şeyi sana gizleyen Rabbim, yani ahiretin ve dünyanın sırrını yalnızca talip olanlara, talebe olanlara açarlar. Ve diyor ki, sana ledünle ilimleri açılacak. Allah'a yakın ve uzak olanı bileceksin ve bütün dertlerden kurtulacaksın. Burada ne kadar çok kendini kurban edip, kurbiyet, kurbiyet, kurban, kurbiyet, yakınlık demek. Ne kadar Allah'a yaklaşırsan o kadar hayatın hafifler ve rahatlar. Ne kadar uzaklaşırsan o kadar mutsuz, sıkıntılı, problemli, şikayetçi bir hayatın olur. Kurban olmak, yani kurbiyet, Allah'a yaklaştıkça sen çekil aradan, kalsın yaradan. Her şeyin su gibi akar gider. Ve nurani bir elbise giydirildi diyor. Ve bir baktım ki ilmim, anlayışım, kulağım, gözüm, üç dünyam, her şeyim değişti. Peki ne söylüyor? Üzerindeki elbiseleri çıkar. Evet. Üzerindeki elbiseleri dediğini biliyor musunuz? Bugüne kadar öğrendiğiniz duygular, düşünceler, başkalarının aktardığı bilgiler. O yüzden insanlar diyor ki, işte hocam biz nasıl ay ilerleyebiliriz? Üç yol var dedim. Yani bu benim söylediğim bir yol değil, tasavvufun yolu. Yani. Birinci yol, korkulardan arılacaksın. Korku varsa iman yoktur. Korku varsa Allah ile beraberliğin yoktur. Korku varsa sen varlığını biliyorsun. Yani bir de yaşamaktan, gelecekten korkuyorsun. Korku varsa ilerleyemezsin. Ha. Suçluluk duygusu size çocukluğunuzdan beri verilen bir duygu. Bu suçluluk duygusu Yahudilikten ve Hristiyanlıktan bize aksedilen bir bilgidir. Suçlu insanların suçlu olması. İnsanlar tamamen temiz ve masumdur. Asla hiçbiriniz yanmayacaksınız. Asla hiçbiriniz günahkar değilsiniz. Asla hiçbirinizin zerre kadar bu dünyada suçu yoktur. Asla bu bakın ben 5 cezaevinde 1100 mahkuma sükunet dersi verdim. Ve derse girdiğimde mahkumlara şunu söylüyordum. Sizin hiçbir suçunuz yok. Yani siz de çok zengin bir ailenin çocuğu olabilirdiniz. Siz de yani anneniz, babanız öğretmen, doktor, işte okur yazar insanların ailelerinden olabilirdi. Yani birçok insanları hayat hani diyor da kader kurbanı falan. Yani böyle filmlerde hep ağlatırlar ya, işte şöyle oldu. Hani işte anne içkicidir, işte baba bilmem hırsızdır falan filan. Böyle insanlar kader kurbanı falan değiller. İnsanlar eğitim içinde. Mesela Ali diye bir arkadaşımız var, yani hapishaneye düşüyor ve hapishaneden aydınlanıp çıkıyor. Şimdi 50 bin takipçisi var, 3 tane kitabı var falan filan. Bak, hapishaneye düşmese böyle bir şey yapamazdı. Böyle bir imkan olmazdı yani. Hani. Neydi Ali'nin soyadı Ayşenur? Ali Demir Evrensel. Ali Demir böyle bir sürü kitaplar yazıyor falan filan. İnsanlar hayatlarının bulunduğu alanlarda hapse düşersin çok ünlü olursun yani. Hapse düşersin aydınlanır çıkarsın.
Aziz Nesin de hapishaneye düşmüştür. Birçok böyle yazarlar, çizerler geçmişler hep hapishanelerde meşhur olmuşlardır. Hep orada boş kalmışlardır. Bol bol kitap yazmışlardır yani. Sizin öyle bir vaktiniz bile yok yani. Sizin meditasyon yapacak vaktiniz bile yok. Yani dünya o kadar daraldı. Son şarkı çalıyor. Sürekli diyorum son şarkı çalıyor. Yani plağın son parçası. Yani onun için o bir bilmiyorum plağı olan var mı? Böyle plağın bir en üst tarafında böyle geniş bir alan vardır. O böyle geçmiş zamanlarımızdır bizim. Öyle yavaş yavaş hani o uzun uzun zamanlar. Ama plan şu an içi, parçanın içinde altıncı parça artık son. Ondan sonra iğneyi kaldıracak Rabbim ve başka bir plak koyacak ya da başka bir şarkı çalmaya başlayacak. Ve diyor ki siz farkındalığınızı açtığınız andan itibaren başka bir anlayışa, başka bir kulağa, başka bir göze ve hayatınız ikinci dikkate geçer. Yani ahiret hayatını yaşamaya başlarsınız. Her şeyin manasını bilirsiniz artık. Yani ne zaman üzerinizde size yüklenmiş olan korku elbisesini, suçluluk elbisesini ve utanma elbisesini çıkardıkça bir dizi vardı Arayış diyerekten. Yani orada hani başrol oyuncusu ne diyordu? Herkese soyun diyordu hani. Herkes elbisesini çıkarıyordu. Orada soyun dediğinde elbiseyi çıkart demiyordu ki. Burada da soyun diyor. Bak tasavvufta da diyor. Diyor ki üzerindeki beşeri elbiseyi ve izafi varlığını çıkar ve kapıdan içeri gir. Burada soyun diyor. Neden soyunuyorsun? Öğrendiğin duygular, düşünceler. Ben beden değilim. Bedeninden soyunacaksın. Bugüne kadar öğrendiğin duygu, düşüncelerden, bilgilerden soyunacaksın. Sana aktarılan bilgileri soruşturmuyorsun ki doğru mu, yanlış mı, gerçek mi bana anlatılan bilgiler. Bunlardan soyunmadıkça ondan sonra diyorsun ki hocam işte biz aydınlanacak mıyız? Aydınlanma nedir? Uyanma nedir? Falan filan. Yani önce soyunmayı öğreneceksin. Soyunmayı öğrenmedikçe yani bu üç duygudan geçmedikçe korku, suçluluk ve utanma duygusundan geçmedikçe asla kalp çakrasına çıkamazsın. Yani bu üç duygu çok önemlidir. Evet ve gerçekten hani diyor ki dünyada o kadar çok yani artık güpegündüz bir erenlerden bir tanesi elinde fenerle dolaşıyormuş. Gaz yani ne deniyor? Gaz yağ fenerleri var ya eskiden. Gündüz ışığında. Bunu demişler efendim hava aydınlık yani bu ışıkla ne yapıyorsunuz? Demiş insan arıyorum yani. Bu ışığın altında insan bulmak o kadar zor ki. Yani o gündüz o feneri yaksanız da bulamazsınız. Ve insan bulmak zorlaştı. Yani hayvan çok. İkinci boyut varlığı çok. Yani işte meydanları dolduranlar, ondan sonra o takım bu takımı tutanlar, maçta hakemi dövenler falan. Yani lan bizim maçla ne işimiz olur ki mesela hani? Maçta ne işin olur senin hani? Yani ondan sonra da o maçı izleyen ya da o maçı televizyonda saatlerce her gün işte hakemi dövdüler bilmem ne sizi tamamen oyalıyorlar. Sizin tamamen dünyada tutmaya çalışıyorlar. Uçmanızı engelliyorlar. Ayağınıza prangaları bağlamışlar. Ama sen diyorsun ki hocam nasıl uyanırız ya da nasıl aydınlanırız, nasıl ölümsüzlüğe ereriz, nasıl tanrı oluruz? Tövbe haşa nasıl yani tanrı olunuyor muymuş? Evet. Sizin hakikatiniz bu alemde Allah'ın yaratıcı eli olmanız. Allah sizden çalışıyor. Size şah damarından yakın. Sizden insanlara faydalı oluyor. Sizden insanlara yardımcı oluyor. Sizden insanları iyileştiriyor. Sizden insanları öldürüyor. Sizden çalışıyor. Bu alemde sadece Allah var. Başka hiç kimse yok. Ve burada diyor ki
Gördüm ki benim zannımda Abid, Zahid, Veliullah yani böyle kendilerini veli, şeyh, şıh falan gösterenlerin çoğunun Allah'tan fersah fersah uzak olduğunu gördüm diyor. Yani siz zannediyorsunuz ki adam çok böyle kutsal bir adam. Sensin kutsal. Önce kutsallığını bileceksin. Eğer sen Allah'ın sana şah damarından yakın olduğunu biliyorsan en kutsal sensin. Senden daha yakın ne olabilir ki? O zaman sevgi dolusun. Dün akşam dersimiz vardı işte. Bugün aslında dündü dersini anlatırken anlattım. Adam her gün aynı şeyi tekrar ediyor. Fakat her tekrar edişte bir şey öğreniyor. Her tekrar edişte bir şey öğreniyor. Aynı. Tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. Bir gün tekrar etmiyor artık. Neden tekrar etmiyor? Uyandı. Siz her gün aynı şeyi tekrar ediyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Ama bir türlü uyanamıyorsunuz. Ama her gün kendinizi geliştirseniz. Bak ben bugün de tekrar ediyorum, farkındayım. Bugün de başıma beni güzel şeyler gelecek. Durmadan benim başıma güzel şeyler geliyor. Ya da ben Allah bana bugün de ne öğretecek? Ben de Allah'a nasıl hizmet edeceğim gibi sabah kalkıp her gün yeni bir şey öğrendiğini de inanın bana götüren, getiren, yapan, yaptıran hepsi de Rabbimdir. Bu size öğretilen din tamamen sizi mutsuz etmek üzerine kurulu bir dindir. Ya işte iyilik yaparsanız cennete, kötülük yaparsanız cehenneme gireceksiniz eğitimi. Öyle bir şey yok. Hiçbiriniz ne cennete ne de cehenneme gireceksiniz. Buna merak etmeyin, korkmayın da. Yani ama kibirli olmak, işte her zaman söylüyorum. Yani Mustafa Can, arkanda kuş var, dikkat et. Sırtınızda kuş var. Yani, evet. Şeyin İsmail Dinçer Hoca'nın kibir en büyük günahtır. Yani onun işte Kur'an-ı Kerim'ini isteyen ona 12'ye yakın arkadaşımız hepsinin Kur'an-ı Kerimleri gönderiliyor. Yani İsmail Hoca geçen gün aradı. Dedi lütfen söyler misin dedi. Eğer hani kitapları eğer okuyamıyorlar yani yetişemiyorsak gönderemiyorsak çünkü çok pahalı olmaya başladı. Bir Kur'an-ı Kerim şu an 400-450 liraya basılıyor artık. Kitaplar çok pahalandı. Yani bedava gönderiyor diye herkes Kur'an'a yükleniyor. Okuyor musun? Keşke okusan. Paralarını biz de gönderiyoruz. Bütün kazandığımız paraları hani oraya bağış yapıyoruz ama İsmail Dinçer'in Tevhid-i Kur'an'ını mutlaka okuyun. Ve bunu e-kitap olarak indirebilirsiniz. İsmail Dinçer Tevhid-i Kur'an dediğinizde şeyde hazır e-kitap olarak var. Ama gene Ayşe Nur size Sinem Hanım'ın numarasını verir. Biraz bağış yaparsanız size aşağı yukarı 17 tane kitabı var. Geçen gün dedi ya hocam dedi 17'sini birden istiyorlar dedi. Sanki dedi hepsini okuyacaklar dedi. Ya 2 2 alsınlar dedi. 3 3 alsınlar. 17 kitabın kargo parası ne kadar biliyor musun dedi. Biliyorum tabii ki. Kargo parasını da o ödüyor yani. Siz ödemiyorsunuz. Yani hizmet edilirken böyledir ya. Yani karşı tarafı da düşünmek lazım. Yani biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama okuyun. Ne olur İsmail Hoca'nın Tevhid-i Kur'an yani ya internetten indirip okuyun ya da Sinem Hanım arayın. Yani ücretsiz size Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Çok güzel son kitapları var yani. Son yeni bastığı kitaplar var. Onları da size hani ellerinde olduğu kadar size göndermeye çalışıyor. Hepimiz hizmet etmeye çalışıyoruz arkadaşlar ya. Yani biz istiyoruz ki bir mum da siz yakın. Bir mum da sizin hani çevrenizdeki insanlara faydanız olsun. Okuyun, öğretin. Önce şunu unutmayın. İnsanlara deyin ki korkmayın. Sizin hiçbir suçunuz yok. Asla yanmayacaksınız. Yani ama bir yere gideceksiniz diye de bir şey yok yani. Yani öldükten sonra öyle bir şey yok. Bugün var, an var, şimdi var yani. Onun dışında bir yer yok. Ve siz bütün alemdeki bütün her şeyi deneyimliyorsunuz. Çünkü Allah sizden deneyimliyor. Siz sadece farkındalıksınız. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani bir de şunu hiçbir zaman unutmayın.
Bir insan uyanmışsa ben uyandım demez. Bir insan veli ise ben veliyim demez. Bir insan uyanmışsa elini eteğini kimseye öptürmez. Bir uyanmış insan asla uyandığını asla ve asla bilmez. Yunus Hazretlerinden örnek vereyim ben. Yunus Hazretleri 10 yıl odun taşıdıktan sonra der ki benden adam olmaz yani. Bir gün işte şey yapar yani hocası hala hani hala mı işte eğri doğru odun taşıyorsun yani Allah'ın eğrisi doğrusu mu var dediğinde ertesi gün orayı terk eder. 10 yıl sonra der ki ben olamayacağım galiba. Yani, halbuki olmuştur yani. Ve oradan çıktıktan sonra iki tane dervişle karşılaşır. Birlikte hareket ederler yolda giderlerken akşam üzeri olur. Dervişin biri der ki hadi akşam yemeği yiyelim der ve ellerini açarlar. Bir dua eder birdenbire önlerine bir sofra kurulur. Yunus çok şaşırır. Hay Allah der ya adamlar işte olmuş bunlar olmuş işte der yani olmuş adam bunlar der yani. Sonra ikinci gün öbür derviş elini açar bir dua eder gene bir sofra. Üçüncü gün başlar korkmaya. Der ki şimdi bana ne diyeceğim? Ne söyleyeceğim de bu sofra kurduracağım. Bak onlar olmuş ben olamadım. Elini açar bir dua eder. Çok zengin bir sofra kurulur. İki derviş şaşırırlar. Derler ki efendi sen kimsin? Yani nasıl bir sofradır bu? Yani, kime dua ettin de sen böyle sofra kurdun? Valla der iki gündür hangi zatın hürmetine, yüzü suyu hürmetine dua ediyorsanız onların yüzü suyu hürmetine beni utandırma Rabbim dedim öyle dua ettim de. Ya kaptuğum dergahında Yunus Emre diye bir derviş var. Her gün biz onun sayesinde karnımızı doyururuz. O ona dua ederiz der. O an uyanır. Unutmayın. Samimiyetle söylüyorum. Bu bir gerçek hikayedir. Ben bilmediğim okuduğumları anlatmıyorum size. Eğer siz de sizin sayenizde size dua ediyor ve bir şeyler açılıyorsa bil ki sizin duanız diye bir şeyiniz kalmamıştır. Her zaman sofra kurulur. 10 kat kurulur. Para diye bir şeyiniz, sıkıntınız kalmaz. Bekarsanız o sene evlenirsiniz. Bekar olanlar var mı? Yani. Neyse gülenler var. Zekeriya sen gülme. Evet. Yani borcunuz varsa ödenir. Borç sizin değil çünkü. Cahiliye döneminde borcunuz olmuştur. Sizi bugüne kadar öğrettiler ama dünyada mekan, ahirette iman falan filan diye sizi böyle bir sürü borca sokmuşlardır. Yahudi parasını yani Yahudi parası dediğimiz şey kredi kartıdır. Yahudi parasını cebinizde taşırsınız. Yani çünkü Yahudi parasında şöyle bir özellik vardır. Ne kadar harcadığını bilmezsin. Dijital paradır o. Bir yerde basılı da değildir. Yani kartı uzatırsın. Abi taksit de yap dersin. Geleceğini de orada bağlarsın. Ondan sonra da onu ödeyeceğim diye bir sürü insana kölelik yaparsın. Yani birçok yazı yazıyorlar yani. İşte hocam mecburuz işe gidiyoruz falan. Evet mecbursun. Çünkü öyle bir düzen kurdun. Öyle bir döngünün içine girdin. Çünkü lüks yaşamak istiyorsun. Böyle çok rahat yaşamak istiyorsun, en iyisini almak istiyorsun, en pahalı telefonu kullanmak istiyorsun, en pahalı arabaya binmek istiyorsun. Köle olmak zorundasın. Yapacağın bir şey yok. Yani o yüzden bu 11. sofrada diyor ki öyle velilerim var, benim velilerim benim kubbemin altındadır. Onları benden başka kimse bilmez. O yüzden siz diyorsunuz işte falan zat var ya uyanmış. Ya eyvah eyvah. Yani başkasının uyanışı sana zerre kadar faydası yok ya. Yani Yunus Emre bana ne ya Yunus Emre'den? Yunus Emre'nin bende açılımı gerçekleşirse o zaman sen Yunus olursun. Sen Tapduk olursun. Sen Muhammed olursun yani. Yani sen olacaksın ya. Ya dışarıya bakma. Ne diyoruz? Başkası olma. Kendin ol. Böyle çok daha güzelsin.
Yani biz hep başkasına ödenmeye çalış. Başkası erenler, evliyalar, peygamberler filan. Sen Peygamber Efendimiz bile diyor, ben de sizin gibi sıradan bir insanım. Diğerlerini yücelterek sizi küçük göstermeye çalışıyorlar. Hepiniz de Allah şah damarına yakın. Bir kere bunu bilin. Allah seninle beraber bunu bir zerre kadar hissetmeye başladığında bütün işin yoluna girmeye başlar. Çünkü sen çekilirsin aradan. Dersin ki bu senin işin yani. Hani bazen diyorum kendimi denemek için diyorum Allah'ım arabayı sen kullanıyorsun. Böyle arabada gözümü kapatıyorum arabayla gidiyorum. Şaka şaka yok öyle bir şey. Ha, sakın denemeyin ha. Bunlar hani böyle filmin altında yazıyor ya kapalı alanda çekilmiş diyerekten. Yani. Evet. Geçen günde bir arkadaşımız şey yazmıştı. Çetin Çatınlar çok güzel bir kulübe yapmış. İçeriye 4 kişi ya da 5 kişi alıyor. Ve orası çilehane. Ve giriş sadece 500 dolarmış yani. İşte 3 gün kalıyorsun. Ya arkadaşım bak benim eski videolarımı izleyin. Ben 5 senedir yalvarıyorum. Diyorum ki evinizde cuma, cumartesi, pazar çalışıyorsan cumartesi, pazar sabahtan de ki ya da akşamdan gözünü bantla. Kulağına kulaklığı tak. Yani ses geçirmez kulaklık. Bir şişe su al. Ondan sonra içeriye gir. Eğer yok açlık maçlık sıkıntın olursa da al bir kuru ekmek ya da bir şey. Hani gir içeriye. Pazar akşamına kadar. Ya 2 gün ya. Ama 500 dolar verip oraya girdiğinde zannediyor musun ki aydınlanıyorsun? Hayır. Ama çok güzel bir çalışma. Ben bunun taputunu yapmıştım. Yani taputa sokuyorum, çakıyorum ama kimse duramıyordu. 1 saat sonra vuruyordu. Hocam çıkart bizi biz buradan. Ya arkadaş 1 saatten daha 1 saat yani. Adam 3 gün duruyor orada yani. Bir de hareket etmeden duruyorsun. Yani böyle kolunu bacağını hareket edemezsin. Girdin öylesin yani hani. Uyku tulumunda yatamayan arkadaşlarımız var ya hani. Yani gelenlere uyku tulumu veriyorum. Yok hocam ben kolumu bacağımı açmam lazım. Toprağın altında da böyle aç bakayım o kolunu bacağını. Yani açamazsın. Sonra hakkani vücudu giydim ve böylece ikinci defa halka baktım. Ne yapmış? Artık nefsane vücudu bırakmış. Şu vücudunu tamamen soyulmuş bu nefsane vücuttan. Hakkani vücudu giymiş. Ve bu defa bütün mahlukatı Yüce Allah'a yakın gördüm. Ha. Bak nasıl uyanmış adam? Adam dediğim ha bak dediğim adam dediğim Niyazi Mısır Hazretleri ha yani nasıl uyanmış adam? Bu sefer bütün mahlukatı yüce Allah'a yakın gördüm. Gözümün öndeki bakışında aldanmış olduğundan üzüntü içerisinde bana döndü. İmamı Şatibi bu görüşü makamında bir beyitte şöyle söylemiş. Bütün insanlar Mevla sayılır. Çünkü onlar Allah'ın kazasına göre bir iş yapıyorlar. Ya Allah'ın kazası. Ve bil kaderi hayrihi ve şerri. Ne diyor? Kaza ve kadere. Hayır ve şerre. Bunların tamamının onun bu dünyadaki eğitimi olduğuna inanacaksın. Başına ne geliyorsa hayırlıdır ayetine inanacaksın. Sonra bana daha başka sırlar ve bilgiler de açıldı ki onları ifşa etmek bana helal değildir. Biz pazartesi derslerinde bazı bu sırların küçük küçük anlatıyoruz. Pazartesi ve perşembe günleri derslerde anlatıyoruz. O dönem yani Niyazi Mısır Hazreti dönemindeki zamanda bu bilgilerin açıklanması yasaktı. Yani Hallacı Mansur Enel Hak dediğinde o dönem yasaktı. Yani kellesini kestiler. Nesibinin derisini yüzdüler. Birçok eren evliyayı öldürdüler. Birçok eren evliyayı dar ağacına gönderdiler. Yani Şems Hazretlerini bıçakladılar. Yani onu da Konya'da öldürdüler, katlettiler. İşte 2002 yılında ben bilgileri anlatmaya başladığımda melekler dedi ki hazır değil, yasak, açıklanamaz. Dedim ya hani 2002 artık yani 2000'li yıla girdik. Şimdi açıklanma. Hayır, açıklanma. 2012'ye geldiğinde dediler ki şimdi her şeyi açıklayabilirsin. Dedim ne değişti ki? Şimdi zaman
tamamen değişti. Yani 2012 artık bütün sırların açıldığı, duyan kulaklar duyacak, gören gözler görecek. Yani bu işe talip olanlar artık çok hızlı bir şekilde uyanacak. Ve 2012'den sonra yani ben o 9, 10, 11 yıllarında 20 üniversitede kendini kullanma kılavuzu, yani kendini bilen Rabbini bilir konferansları vermeye başladım. 20'ye yakın üniversitede. İşte sonra işte cezaevlerinde. Yani birçok yerde başladık anlatmaya. Ama sırları şu pandemimden beri anlatıyorum. Lütfen 300'den fazla YouTube'da videom var. Yani ilk başladığımda hep böyle kendimi anlattım anlattım. Baktım ki insanlar bana bakarak yani dinliyor dinlemiyor. En sonunda kendimi kapattım. Sadece tahtaya çizmeye başladım. Aynı böyle gargacık burgacık yani ilkokul şeyi gibi Cin Ali üzerinde anlattım. Böyle Cin Ali çizimleri üzerinde. Ve yavaş yavaş orada bazı sırları açık etmeye başladım. Ama artık her pazartesi anlattığımda her geçen gün biraz daha ileri gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın biraz beyni yanıyor ama yapacak bir şey yok yani. Ben hani tekrar etmeyi sevmiyorum yani. Bir şey dedim ki bu sene geçen senenin tekrarını yapayım. Yemin ederim yapamadım. Niye? İçimden gelmiyor. Yani bak içinden geliyorsa yap. İçinden gelmiyorsa yapma. İçinden geliyorsa evdekine git sarıl. Gelmiyorsa sarılma. İçinden geliyorsa bir çay koy. Herkese dağıt. Yani içinden gelmiyorsa yapma kardeşim. İçin çünkü senin ona aittir. İfşa etmek helal değildir. İşte o vakitten beri o görüş ve varlık benden hiç gitmedi. Evvel ve ahir olan Allah'a hamd olsun. 12. sofrayı haftaya cuma anlatacağım. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının diye başlayan ve Nisa suresinin bir bölümünü yani burada anlatmış gene ben de size açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar, sizden tek ricam var. Eski öğrenmiş olduğunuz dini bilgilerden uzaklaşın. Mutsuz eden dini bilgilerden uzaklaşın. Allah sevgidir, sevinçtir, huzurdur, mutluluktur. Mutluysanız Allah'la berabersiniz, mutsuzsanız şeytanla berabersiniz. Mutluysanız kalp çakrasında akciğerlerde bulunduğunuz alandasınız, nefesiniz orasıdır. Nefsinizi kontrol edersiniz, nefsinizle sahip olursunuz. Mutsuzsanız bağırsaktasınız. Yani eğer dedikodu, gıybet, dışarıda olan bitenleri eleştirmek, yargılamak. Yani burada ne diyor? Hakkani vücudu giydikten sonra diyor ki bütün mahlukatı yüce Allah'a yakın gördüm. Unutmayın. Siz eleştirdiğiniz, yargıladığınızın içinde de şah damarına yakın olan Allah vardır. Yani gene Eren'in bir tanesi diyor ki siz beni yıllardır halkla muhabbet eder gördünüz. Halbuki ben hep halkla muhabbet ediyordum. Ben de bilgisayarla muhabbet ediyorum. Böyle herkes bir resmini koymuş. Tanımıyorum da kimseyi. Ey bilgisayar, yani ne var ne yok. İşte ben de iyiyim, sen de nasılsın durumundayız. Yani çok şükür bunu yani gösteren Rabbime bu imkanı bile veren. Yani ne hepinizi nasıl bir salonda toplayayım? Kimi yurt dışında, kimi Kadir mesela Çanakkale'de, hani Zekeriya İzmir'de, Filiz İstanbul'da. Yakaladın mı? Ha. İstanbul'da değilmiş. Zeynep Ankara'da falan. Neyse, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kaydı kapatalım.